Evet e, tekrar merhabalar arkadaşlar e, son dersimiz Normalde e, son dersimiz arkadaşlar e, açılış Pardon kapanış değerlendirme ve son test olarak ne yapıyor geçiyor O yüzden bu dersimiz içerisinde sizlerle beraber şöyle biraz ne yapalım soru çözümü gerçekleştirelim istiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili hemen slaytımı açıyorum. Sonrasında beraberce şöyle biraz da seçerek şöyle sorular çöz sorular ne yapalım çözelim istiyorum arkadaşlar. Peki hemen slaytı size aktarayım arkadaşlar. Sonrasında da biraz soru çözüm ne yapalım yapalım diyorum. Şuradayız. Evet ne yapalım paylaşım noktasına geçelim. Şöyle şey diyelim. Evet, e, biraz soru çözümü yapalım. E, şöyle tam ekran yapayım arkadaşlar. Önce birkaç noktayı da soru çözümüne geçmeden birkaç noktayı da ne yapalım? E, şöyle değerlendirelim. Evet, e, 15 günlük programı bu şekilde ne yapmış oldunuz, tamamlamış oldunuz diyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem ne? Bundan sonrasında arkadaşlar. Ee, hazırlık yapmamız gerekecek. Ee, sınavlar e, büyük ihtimalle dediğim gibi daha henüz e, şey belli olmadı. E, ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli olmadı ama şunu biliyoruz ki e, her yıl Mayıs ve Aralık aylarında ÖSYM tarafından bu sınavlar ne yapılıyor yapılıyor. Sizlerin de e, önündeki sınav Mayıs ayında yapılacak, gerçekleştirilecek olan sınav diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? E, sizlere e, ders notları göndereceğiz. E, Serkan Bey ve yine e, Ayşe Hanım, Bilal Hanım e, gruplar oluşturuyor. WhatsApp grupları. E, bu gruplarda yine bilgi paylaşımında bulunacağız e, sınava kadar. Ve yine e, şöyle söyleyeyim. Bir kamp yapacağız sınav öncesinde. Şöyle ki sınav hangi tarihte yapılacaksa ondan önceki 3 hafta sonu. Cumartesi, pazar günleri mesela şimdi bugün Aralık ayında yapılacak sınav için ne yaptık? Kamp çalışmalarımızı başlattık. Bugün ve dün ilk derslerimizi yaptık. Aynen sizler için de yapacağız bu kamp çalışmalarını arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar... Sınava gireceksiniz. İnşallah da diyoruz ki e, hem bu çalışmalar hem kamp çalışmalarımıza katıldığınızda arkadaşlar bu sınavı geçmemiz için herhangi bir sıkıntı ne yapmayacak olmayacak diyoruz. Ama e, kamp günleri hangi günlerde bu kampların yapılacağını sizlere duyuracağız. Sizler de yine e, bu kamp çalışmalarına programlarınızı ayarlayın arkadaşlar. E, programlarınızı ayarlayıp kamplara katılmaya çalışın. Şunu da yapıyoruz. Ee, yine e, mesela bazen e, zaman ayıramayan arkadaşlarımız için işleri nedeniyle bu yaptığımız kampların arkadaşlar şeyini alıyoruz, kayıtlarını alıyoruz ve kayıtları da ne yapıyoruz? Serkan Bey'in oluşturduğu bir YouTube kanalı var. O kanal üzerinden paylaşıyoruz. Yani öyle bir şeyimizde çalışmamızda yine nedir? Söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Ama benim sizlere tavsiyem. Eğer buna katılabilirseniz çok iyi olur diyorum arkadaşlar ki elimizde bazı istatistiksel veriler var. Oralardan baktığımızda da arkadaşlar kampa katılan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu sınavı ne yapıyorlar geçiyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu. Peki dediğimiz gibi biraz ne yapalım soru çözümü gerçekleştirilelim diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz iş kanunundan gelsin. Şöyle iş kanununa göre iş sözleşmesi türleri ve fesiyle verilen bilgiler ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru arkadaşlar. Şöyle ifade etmiştik. Demiştik ki arkadaşlar bir işçi işveren ilişkisinin oluşması için arada ne yapılması bir iş sözleşmesinin olması gerekiyordu. Önce iş sözleşmesi ile ilgili neler gerekiyor? Onları şöyle bir tarif edelim. Sonra da sorunun çözümüne şıkları tek tek değerlendirerek çözmeye ne yapalım çalışalım. Evet bu iş sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli olarak ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. İlk ayrımımız burada olsun. Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi. Ve yine buradan belirli süreli iş sözleşmesi nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir diye baktığımızda da arkadaşlar eğer sözleşmede sözleşmenin ile ilgili bir tarih belirlenmişse veya bir olgunun tamamlanması e, tanımlanmışsa arkadaşlar bu sözleşme nedir? Belirli süreli iş sözleşmesidir. Yine şöyle ifade ettik dedik ki bir iş yeriyle iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi imzalıyorsunuz ve sözleşmenin bitim tarihi olarak neyi belirlediniz? İşte inşaat bitene kadar bu iş yerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacağınız tanımlanmış. Bu bir nedir? Belirli süreli iş sözleşmesidir arkadaşlar. Ama sözleşmede herhangi bir süre tanımlanmamışsa o zaman bu sözleşme belirsiz süreli sözleşmedir. Peki şunu da ifade ettik. Sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olması neyi fark ettiriyor? Ee, eğer sözleşmeniz belirli süreli ise ne oluyordu? Ee, i̇şinizin sözleşmenizin ne zaman biteceğini biliyorsunuz. ama belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle çalışıyorsanız o zaman arkadaşlar eğer iki taraftan biri bu hem işçi hem işveren için geçerli olan bir nokta arkadaşlar sözleşmenin fes edilebilmesi için haklı bir gerekçeniz yoksa ne yapmanız? Belli bir süre öncesinde haber vermeniz gerekiyor. İşte bu sürelerde niye göre belirleniyordu? İş yerinizdeki kıdeme göre belirleniyordu. Bu hem işçi hem de işveren için neydi bu süreler? Geçerliydi. İşte şöyle eğer iş yerinde 6 aya kadar bir kıdeminiz varsa ne yapıyordunuz? Eee İki hafta önceden haber vermeniz gerekiyordu. Hem işveren hem işçi açısından. Eğer iş yerinde altı ayla bir buçuk yıl arasında bir kıdeminiz varsa o zaman dört hafta öncesinden haber vermeniz gerekiyordu. Ve yine iş yerinde bir buçuk yılla üç yıllık bir kıdeminiz varsa altı hafta önceden haber verilmesi gerekiyordu. Eğer e, üç yıldan daha fazla bir kıdeminiz varsa da sekiz hafta öncesinden ne yapılması haber verilmesi gerekiyordu. Peki haber verme işlemi şöyle de olabiliyordu. Yani işveren açısından baktığınızda işte işveren diyelim ki dört yıllık bir çalışansanız 8 hafta öncesinden haber verilmesi gerekiyor. Ne dedik? İşveren bu 8 haftayı beklemeden sizin 8 haftalık ücretinizi ödeyerek iş aklınızı aynı günde ne yapabilir? Fes edebilir dedik. Ve yine arkadaşlar eğer işveren sizi bu 8 haftalık süre içerisinde çalıştırma durumundaysa o zaman da size ne yapması gerekiyor? Çalışılan her gün için 2 saat yeni iş arama iznini ne yapması? Vermesi gerekiyor. İşte bu iş arama izni çalışan tarafından toplu veya parça parça ne yapılabilir? Kullanılabilir diyoruz arkadaşlar. İşte işveren tarafından bu yeni iş arama izinlerinin kullandırılmaması durumunda arkadaşlar. O zaman bu kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesi gerekiyor. Burada da şeyimiz bu ücretler ödenirken arkadaşlar ne yapılması gerekiyor? Yüzde <laughs> yüz zamlı olarak ne yapılması ödenmesi gerekiyor. Kullandırılmayan yeni iş arama izinlerinde ücret yüzde yüz zamlı olarak ne yapılması ödenmesi gerekiyor dedik arkadaşlar. Peki devam ediyoruz yine e, iş sözleşmeleriyle ilgili. Evet iş sözleşmelerinin arkadaşlar e, herhangi bir şekil şartı ne yapılmamış tanımlanmamış. Yani işte iş sözleşmesi yapılırken şu şu bilgiler şu şekilde düzenlenir şeklinde bir tanımlama ne yapmıyor yer almıyor arkadaşlar. Yine iş sözleşmeleriyle ilgili olarak arkadaşlar yazılı veya sözlü olma yapılma durumu nedir? Söz konusudur. Ancak süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin ne yapılması? Yazılı olarak yapılması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Eğer iş sözleşmesi sözlü olarak yapıldıysa arkadaşlar bu sefer de işverenin iki ay içerisinde ne yapması gerekiyor? Çalışma şartları, ücretle ilgili konuları içeren tek taraflı bir belgeyi çalışana vermesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Tek taraflı bir belge. Peki. Bunları söyledikten sonra şıklarımızı şöyle bir değerlendirelim. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılır diyoruz. Doğru mu? Doğru. İş sözleşmesi bir tarafın işçi olarak, işçi bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın işveren ücret ödemesinden oluşan bir sözleşmedir diyoruz. Bu da doğru. Süresi 6 ay ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur denmiş. Bu yanlış. Az önce ne ifade ettik arkadaşlar? Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gerektiğini ne yaptık? Tanımladık. Yine belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işverenle işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olarak ne yapılır kabul edilir diyoruz arkadaşlar. Peki belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça arkadaşlar zincirleme olarak ne yapamaz yenilemez. Burada da şunu tanımlıyoruz. Evet bu da doğru. Şimdi bir çalışanla arkadaşlar bir yıllık bir sözleşme yaptınız. Sonra sözleşmenin bitiminde tekrar bunu bir yıl olarak tekrar yaptınız. İşte bu kabul edilmiyor arkadaşlar. Esaslı bir neden olmadıkça. Ve eğer işte siz bu belirli süreli iş sözleşmelerini zincirleme olarak yenilediğinizde arkadaşlar artık o sözleşme başlangıç tarihinden itibaren arkadaşlar belirsiz süreli iş sözleşmesine ne yapıyor dönüşüyor. Bunu da yine burada ne yapmış olalım ifade etmiş olalım. Dolayısıyla burada yanlış olan süresi 6 ay ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin ne diyoruz arkadaşlar yazılı şekilde yapılması gerekir denmiş. Hayır. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin ne yapılması? Yazılı olarak yapılması gerekir diyoruz arkadaşlar. Burada da yanlış olan cevabımız süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin e, yazılı olarak yapılması zorunludur şeklinde ki ifade arkadaşlar. Süresi 6 ay ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gibi. Şimdi e, yine üç tane önermemiz var. İş kanunu ile ilgili bir soru arkadaşlar yine. Orada da şöyle deniyor. İşveren tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan e, emsal çalışmanın 3'te 2'si oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır diyor. Yine arkadaşlar bir işçi kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olsa da yalnızca bir iş yerinde çalışabilir. Emsal işçi iş yerinde aynı ve benzeri işte tam süreli çalıştıran işçidir diyor. Şimdi şöyle, bir arkadaşlar tam süreli çalışma, bir de kısmi süreli çalışma var iş kanunu içerisinde. Tam süreliden kastımız şu arkadaşlar, e, biliyorsunuz iş kanunu çerçevesinde e, haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak ne yapılabilir belirlenebilir. Eğer sizin iş sözleşmesinde haftalık çalışma süreniz 45 saat üzerinden yapıldıysa, bu sözleşmeye biz tam süreli iş sözleşmesi diyoruz arkadaşlar. Eğer sözleşmedeki çalışma süresi arkadaşlar 45 saatin üçte ikisi veya daha azında belirlenmişse arkadaşlar o zaman o süre o sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesi olarak ne yapılıyor kabul ediliyor diyoruz ve işveren İş yerinde ister kısmi süreli ister tam süreli iş sözleşmesiyle çalışsın işçi arkadaşlar. Bu işçiler arasında herhangi bir ayrım ne yapamıyor yapamıyor. Ve hatta, ve, ve hatta arkadaşlar emsal işçi kavramımız var. Emsal işçi de arkadaşlar o iş yerinde tam süreli sözleşmeyle çalışan işçi olarak ne yapılmış tanımlanmış. İşte o işçiye tanımlanmış haklar o kişinin çalışma sürelerini oranlanarak arkadaşlar kısmi süreli çalışan işçiye de ne yapılır ödenir diyoruz. Şimdi o zaman şöyle maddelerimizi tek tek değerlendirelim. İş yerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan emsal çalışmanın 3/2 oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır diyoruz. Doğru mu? Doğru. Bir işçi kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olsa da yalnızca bir iş yerinde çalışabilir. Yanlış. Çünkü bizler mesela İş güvenliği uzmanı olarak görev yaparken arkadaşlar e, ne yapacağız? E, hangi iş yerinde ne kadar süre görev yapacağımız e, iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak ne yapıyordu değişiyordu. Mesela çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 40 dakika üzerinden ne yapmamız gerekiyor? Sözleşme imzalamamız gerekiyor. İşte biz bu durumda arkadaşlar bir deneyimiz vardı. Aylık 195 saatlik bir çalışma süresi tanımlanmıştı bize. İşte bu 195 saatimiz dolana kadar birden fazla iş yeriyle kısmi süreli ne yapabiliriz sözleşme imzalayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Demek ki kısmi süreli çalışan sözleşmeyle çalışan işçi sadece bir iş yerinde ne yapmaz çalışmaz. Ee, çalışma süresi kadar e, dolana kadar iş yerleriyle sözleşme yapıp çalışabilir diyoruz arkadaşlar. Bu yanlış. Ee, emsal işçi az önce emsal işçinin tanımını verdik dedik ki iş yerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçi emsal işçi olarak ne yapılır tanımlanır diyoruz arkadaşlar. Evet buradan da o zaman bir ve üçte belirtilen hususlar nedir? doğrudur diyoruz. İşaretlememiz gereken cevap 1 ve 3'ün olduğu E şıkkını ne yapmamız? işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir tekstil fabrikasında overlockçu olarak çalışan bir işçinin haftalık normal çalışma süresinin azami sınırı nedir? Şimdi evet şöyle hani ben bunu Birkaç e, iş kanunu dersinde de size aktardım ama bir kez daha aktarmak istiyorum. E, neden aktarmak istiyorum? Mutlaka bir soru geliyor. Böyle bir soruyu da kaçırmanızı istemiyorum. E, o yüzden bir kez daha tekrar edeceğim. Ve sınav döneminde de arkadaşlar bunu söyleyeceksiniz. ya Hoca demişti, buradan bir soru geldi diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi birinci noktamız şu. Haftalık çalışma süresi ne dedik? 45 saat. Yani burada... E, ...overlapçı olarak çalışan arkadaşımızın haftada maksimum çalıştırılabileceği süre 45 saat. Şimdi bu süre nasıl kullanılabilir dedik. E, i̇ş yerindeki çalışılan günlere göre e, bölünerekten günlük çalışma süreleri belirlenir. Bunlarda da şöyle dedik. 6 gün çalışıyorsa günlük çalışma süresi 7,5 saat. E, haftanın 5 günü çalışılıyorsa... Ee, günlük çalışma süresi 9 saat olarak ne yapılabilir? Belirlenebilir dedi Ve yine bu çalışma süreleri içerisinde verilen ara dinlenmeleri ne yapılmaz dedik arkadaşlar? Çalışma süresinden sayılmaz dedik. Yani işte siz yedi buçuk saat çalışıyorsanız ve bir saatte ara dinlenmesi veriyorsanız işe girişinizle çıkışınız arasında ne olması gerekiyor? Sekiz buçuk saatlik sürenin geçmesi gerekiyor dedik. Bu da tamam. Her ne şekilde olursa olsun arkadaşlar e, ne yapıyordu? E, işçiler günde 11 saatten fazla çalıştırılamıyordu. Yani 11 saatten fazla bir çalışma ne yapılamaz? Yapılamaz diyoruz. Tabii ki Gece dönemiyle ilgili ayrıca bir tanımlamamız vardı. İşte 20 ile 06 saatleri arasındaki çalışmayı ne olarak tanımlıyorduk? Gece çalışması ve bu döneme denk gelen çalışmalar 7,5 saatin üzerinde ne yapamıyordu? Olamıyordu. Hatta ve hatta bir çalışma döneminin yarısından fazlası bu döneme denk geliyorsa o çalışmada yine nedir? Gece çalışmasıdır demiştik. O dönemde yedi buçuk saat en fazla ne yapabiliyorsunuz? Çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki sonra bir fazla çalışma kavramımız var dedik. Dedik ki bir kişinin fazla çalışma yapıp yapmadığına neye göre karar verilir? Haftalık 45 saatlik çalışma süresine göre karar verilir. Ne zaman ki bir işçi haftalık 45 saatin üzerinde bir çalışma yapıyorsa arkadaşlar o çalışma fazla çalışma olarak ne yapılır? Kabul edilir diyoruz. 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır. Ve yine arkadaşlar şunu da ifade edelim. Fazla çalışma yapılması durumunda normal saat ücretinin ne yapılır? %50 zamlı ücreti ödenir diyoruz. Yani 10 liraysa saat ücreti 15 liralık bir ücret ödemesi ne yapılır? gerçekleştirilir diyoruz her fazla çalışma saati için. Bir de fazla sürelerle çalışma kavramımız vardı. O da şuydu. Ee, fazla sürelerle çalışmanın tanımı nedir diye baktığımızda eğer iş sözleşmesinde haftalık çalışma saati normal yasal çalışma saatinden daha az belirlenmişse belirlenen süreden Haftalık çalışma süresine kadar yani 45 saati kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak ne yapılıyordu değerlendiriliyordu. Ve dolayısıyla da arkadaşlar e, bu döneme ilişkin çalışmalar e, %25 artırımlı olarak ne yapılıyordu ödeniyordu. Fazla çalışmada %50 artırım fazla sürelerle çalışmada ücret %25 ne yapılıyordu artırılıyordu. Ve yine şöyle bir durum daha vardı. Demiştik ki fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığında arkadaşlar iki tarafın anlaşması durumunda bir serbest zaman kullanma durumu ne yapabilir? Söz konusu olabilir dedik. Şimdi bu serbest zamanın kullanılmasında da arkadaşlar aynı ücret artımındaki kurallar uygulanır. Yani bir kişi bir saat fazla çalışma yaptıysa arkadaşlar bunun karşılığı olarak bir buçuk saat serbest zaman kullanır. Fazla sürelerle çalışma yaptıysa da bir saat on beş dakika serbest zaman kullanır diyoruz arkadaşlar. Peki sonra yine e, yıllık yapılabilecek fazla çalışmayla da ilgili ne yaptık? Bir süre tanımladık. Dedik ki e, işçilere yıl başında onaylarının alınması kaydıyla izinlerinin alınması kaydıyla bir yıl içerisinde en fazla... 270 saat fazla çalışma ne yapılabilir? Yaptırılabilir dedik arkadaşlar. Bunları böyle açıkladıktan sonra bir de yeraltı maden işyerlerindeki haftalık çalışma sürelerini aktardık. Dedik ki yeraltı maden işyerlerinde haftalık çalışma süresi 37,5 saattir. Ve burada e, bu sürenin günde 7,5 saat ve haftada 5 gün olarak ne yapılması? düzenlenmesi gerekir dedik. Ve yeraltı çalışmalarında üretimi artırmaya yönelik fazla çalışma ne yapılamaz yapılamaz. Evet zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılabilir ama üretim artırma amacıyla fazla çalışma yapılamaz dedik. Ve yeraltı maden işyerlerinde fazla çalışma yapılması durumunda zorunlu nedenlerle o zaman arkadaşlar fazla çalışma ücreti farklı olarak ne yapılıyordu? Yüzde ee, %100 olarak ödeniyordu. Yani normal iş yerlerinde %50 artırım uygulanırken yeraltı maden işyerlerinde fazla çalışma ücreti %100 zamlı olarak ne yapıyordu? Ödeniyordu arkadaşlar. Orada da yine böyle bir fark söz konusuydu diyelim. Evet, bu konuyu bu şekilde şöyle bir e, tekrardan özetlemiş olduk ve şunu söylüyoruz. Ee, bu overlukçu arkadaşımızın maksimum haftada çalıştırılabileceği süre nedir? 45 saat olarak ne yapılmıştır, ee, verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki bir de vardiyalı çalışmalar söz konusu. Ee, bunun hani şeyde normalde günlük hayatta vardiyalı çalışma diyoruz ama iş kanunu içerisinde bu nasıl tanımlanmış arkadaşlar? Postalar halinde çalışma olarak tanımlanmış. İşte burada da arkadaşlar bir kişi e, postalar halinde çalıştırılırken e, bir postadan çıktığı zaman tekrar ikinci postada işe başlayabilmesi için en az 11 saatlik bir ne yapılması dinlenmesi gerekiyor. Yani 11 saat sonra bir diğer postada ne yapabilir? Çalışma yapabilir diyoruz arkadaşlar ve yine bir hafta gece vardiyasında çalışan bir arkadaşımız ertesi hafta gündüz vardiyasında ne yapılması çalıştırılması gerekir diyoruz. Buna e, Bunun için arkadaşlar işverene bir inisiyatif tanımlanmış ve denmiş ki bu vardiya değişimi iki haftada bir de ne yapılabilir yapılabilir denmiş arkadaşlar. Normalde haftada bir bu vardiya değişimlerinin yapılması gerekiyor ama işverenler bunu iki haftada bir de ne yapabilir gerçekleştirebilir diyoruz. Peki, burada da bir vardiyadan çıktıktan sonra en az ne olması gerekiyormuş? 11 saat dinlendirilmesi gerekiyormuş diyoruz arkadaşlar. Evet, biraz da şeyden çözelim arkadaşlar. İş sağlığı güvenliğiyle ilgili konularla ilgili soru çözelim. Hemen şöyle kapatıyorum. Şöyle biraz aşağılara doğru ineyim. Evet. Evet, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu. Peki, ilk olarak nereden başlayalım? Ee, evet, bir kanunumuz var, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve sizlerden ricamızda ne olmuştu arkadaşlar? Özellikle hani bu İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve aynı zamanda iş kanununun işte kapsama alanına giren girmeyen işler noktasında ne yapacaktık? Ee, onlara bakacaktık. Mesela burada da şöyle denilmiş. Denmiş ki aşağıdaki belirtilen işlerden hangisi 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında değildir şeklinde. Cevap şıklarımız ne dedi diye baktığımızda arkadaşlar sağlık işleri, kuaförlük işleri, gemi işleri, afet ve acil birim müdahale işleri ve maden tetkik arama işleri ne yapılmış sayılmış şıklarda. Evet kanuna baktığımızda kanun diyor ki fabrika bakım merkezi dikim evi benzeri iş yerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri iş sağlığı güvenlik kanunu kapsamında ne yapmıyor yer almıyor. Yine afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri de kanun kapsamında yer almıyor ev hizmetlerindeki çalışmalar yer almıyor. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına tek başına mal ve hizmet üretiminde bulunanlar yine bu kanunun kapsamı içerisinde ne yapmıyor? Yer almıyor dedik arkadaşlar. Bir de ayrıca hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında arkadaşlar iyileştirme kapsamında iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri de yine e, iş sağlığı güvenlik kanunu kapsamı içerisinde ne yapılmıyor? Değerlendirilmiyor arkadaşlar. Oradan baktığımızda arkadaşlar o zaman e, iş sağlığı güvenlik kanunu kapsamında yer almayan iş afet ve acil birim müdahale faaliyetleri ne yapmaz? İş sağlığı güvenliği kanunu kapsamı içerisinde yer almaz diyoruz arkadaşlar. Sonra bir onaylı defterimiz var arkadaşlar bizim yine bundan bahsettik dedi ki biz işverene e, ne yapıyorduk alması gereken önlemleri ve yine işverene iletmek istediğimiz hususları onaylı deftere yazarak ne yapıyorduk işverene iletiyorduk onaylı defter evet işveren tarafından hazırlanması gereken bir defter yine tutulması saklanmasından işveren sorumlu nasıl bir defter diye baktığımızda da şöyle her sayfası 3 Nisan. sonra onaylattırılması gerekiyor nereye ya çalışma ve iş kurum il müdürlüğüne ya da notere ne yapılması onaylattırılması gerekiyor diyoruz arkadaşlar işte e, bu onay sonrasında arkadaşlar e, ne yapıyor uzman ve hikim İşveren veya işveren vekiliyle birlikte arkadaşlar e, az önce bahsettiğimiz alınması gereken önlemleri veya işverene iletilmek istenen hususları ne yapıyor? Bu deftere yazıyor. Sonra yazdıktan sonra ne yapılıyor arkadaşlar? Bu defter uzman, hekim, işveren veya işveren vekili tarafından ne yapılıyor? İmzalanıyor. İmzalandıktan sonra dedik ya defterin her sayfası üç nüshan. İki nüshası defterden yırtılıyor. Birini uzman, birini de hekim alıyor dedik arkadaşlar. Ve uzman ve hekim eğer e, OSGB kanalıyla o iş yerinde görev yapıyorsa arkadaşlar... ...aldıkları defter suretlerini ne yapıyorlardı? OSGB'nin arşivine teslim ediyorlardı arkadaşlar. Peki ve yine e, arkadaşlar... Ee, bu çalışma hayatında iş sağlığı güvenliği yönünden denetim yapan elemanlar e, yine çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki iş müfettişleriydi. Ve iş müfettişleri de arkadaşlar e, yapacakları denetimlerde işverenden talep ederler ve bu onaylı defteri ne yaparlar incelerler diyoruz. Ve şöyle söyleyeyim hani bu onaylı defter de arkadaşlar gerçekten e, bu iş yerinde yürütülen, iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmaların takip edilmesine imkan sağlayan bir defter arkadaşlar. O yüzden müfettişler de bu deftere ne yaparlar? Bakarlar diyoruz. Peki şimdi onaylı defterle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde bir soru arkadaşlar. Çalışma iş kurumu genel müdürlüğünce, bölge müdürlüğünce veya noter tarafından onaylanabilir. Yanlış. Dediğimiz gibi çalışma iş kurumu il müdürlüğü, ve noter tarafından sadece ne yapılabilir? Her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanabilir. 2. Bu deftere yazılan tespit ve öneriler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine tebliğ edilmiş sayılır. Niye öyle olsun? işverene ne yapılmış? Tebliğ edilmiş sayılır diyoruz arkadaşlar. Asıl sureti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diğer sureti işveren tarafından saklanır. Hayır, asıl defter işveren, diğer suretlerde uzman ve hekim tarafından ne yapılır saklanır diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur. Hayır, işveren sorumludur diyoruz. Son maddede nedenmiş? Teftişe yetkili iş müfettişleri Teftiş esnasında defteri ne yapabilirler? İnceleyebilirler diyoruz ki mutlaka ne yaparlar? İncelerler arkadaşlar bu defteri. Yani çünkü iş yerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmaların e, nesini e, çalışmaları o, o kişinin takip edebilmesini sağlayan bir dokümandır diyoruz arkadaşlar. Bu onaylı defter. O yüzden onlar da bakarlar diyoruz arkadaşlar. Peki bir soru daha açalım arkadaşlar. O SGB'lerin belgelerinin askıla alınması için gereken burada ceza puanı demişim ama arkadaşlar doğrusunun ihtar puanı olması gerekiyor. Yine dersimiz için şöyle derslerimiz içerisinde şöyle dedik: Bizim yaptığımız çalışmalarda ne yapılıyor? Değişik noktalarda denetleniyor. Ve bizlere tanımlanmış bir takım görevler var. Bizler bu görevleri yerine getirmediğimiz tespit edildiğinde bize ne yapılıyor dedik? bir ihtar puanı uygulaması gerçekleşiyor dedik. Bu ihtar puanları bizim görev, yetki ve sorumluluklarımızla ilgili yönetmeliğin içerisinde ne yapıyor yer alıyor. Hangi görevi yerine getirmediğimizde ne kadarlık bir ihtar puanı alacağımız ne yapılmış orada tanımlanmış. İşte bu ihtar puanlarının arkadaşlar 100 puana ulaşması durumunda bu limit iş sağlığı güvenliği profesyonelleri için geçerli. Uzman, hekim, diğer sağlık personeli ve yine benim gibi görev yapan e, eğiticiler için geçerli bir rakam 100 puan. 100 puana ulaştığında arkadaşlar ne oluyor dedik? Evet e, belgeniz 6 ay süreyle ne yapıyor? Askıya alınıyor. Bu durum kurumlar için de geçerli. Evet kurumların çalışması da ne yapılıyor? Denetleniyor dedik arkadaşlar. İşte kurumlar için baktığımızda arkadaşlar bu... Eğitim kurumları için 200 puan olarak belirlenmiş. OSGB ve laboratuvarlar için içi arkadaşlar bu puan limiti 300 puan olarak ne yapılmış tanımlanmış. Yani OSGB'lerin 300 ihtar puanı almaları durumunda arkadaşlar ne oluyor? E, yetki belgeleri 6 süreyle askıya alınıyor diyoruz. Yani bu süre içerisinde o OSGB ne yapamıyor? iş yerlerine hizmet veremiyor diyoruz arkadaşlar. Ee, bir de vize işleminden bahsettik. Evet, aldığımız bu belgelerin 5 yılda bir ne yapılması, vize yapılması gerekiyor. Ee, evet, bu vize işlemlerinde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Zaten e, İSG katip sistemine girdiğimizde vize süresine e, 60 gün kala bize uyarı veriyor. Diyor ki vizenin dolmasına 60 gün kalmıştır şeklinde. Biz bu 60 günlük süre içerisinde ne yapmamız? Vize işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Vizeyi de sistem üzerinden müracaat ediyoruz ve bize tanımlanmış bir e, ücret var. O ücreti yatırıp vize işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Vize işleminin bize faydası nedir diye baktığımızda evet bu ihtar puanlarıyla ilgili bir faydası var. O da şu bize e, yaptırdığımızda bize önceki bir yıla ilişkin ihtar puanları sistemde kalıyor, onun öncesindeki dört yıllık ihtar puanları sistemden siliniyor diyoruz arkadaşlar. Bize'nin böyle bir faydası var. Demek ki o SGB'lerin belgelerinin askıya alınması için e, en az e, 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 pardon alınması için 300 ihtar puanına Ulaşmaları ne yapıyor gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki çalışan temsilcisinden bahsettik. Yine bu kanunla gelen bir yenilikti. De şöyle dedik. E, evet çalışan temsilcisi belirlenmesinde atama veya seçimle olabilir dedik. Eğer iş yerinde sendika varsa sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak ne yapabilir atanabilir. E, böyle bir durum yoksa veya yine işveren seçimle belirlemek istiyorsa Seçim yoluyla ne yapılır belirlenir. Seçim e, işveren tarafından organize edilir ve tüm çalışanların da katılması ne yapılır sağlanır diyoruz. İşte seçimlerde kaç tane çalışan temsilcisi seçecekseniz onun üç katını yapabiliyordu? Aday olabiliyordu. E, sonuçta hangi iş yerinde kaç tane çalışan temsilcisi olacağı da yine yönetmelik ve mevzuatta ne yapılmış? Tanımlanmış. Çalışan sayısına göre değişiyordu. İşte iki tane çalışan temsilci seçecekseniz en fazla ne yapabiliyor? Altı tane aday olabiliyor. Seçimi yapıyorsunuz. Eğer birden fazla çalışan temsilcisi seçtiyseniz arkadaşlar ne yapıyor? Bu seçilen çalışan temsilcileri de kendi aralarında bir seçim yaparak bir baş temsilciyi ne yapıyorlar? Belirliyorlar. Şimdi burada arkadaşlar yine e, şunu tanımlayalım. E, çalışan temsilcilerinden herhangi birinin görevden ayrılması durumunda arkadaşlar. E, yeniden seçim yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz dedik. E, o seçimde yaptığınız seçimde en fazla oy alan diğer kişi ne yapıyordu? Çalışan temsilcisi olarak atanıyordu diyoruz. Tabii yine. Çalışan temsilcisi olabilmek için de arkadaşlar e, ne yapılmış? Bir takım şartlar tanımlanmış. Şimdi burada şöyle e, hangi özellikleri taşıması gerekir denmiş. Bulaşıcı meslek hastalığı olmamalı, daimi çalışan olmalı, en az ortaokul mezunu olmalıdır şeklinde neler verilmiş e, hususlar tanımlanmış. Evet. Çalışan temsilcisi olabilmek için arkadaşlar, daha doğrusu çalışan temsilcisi seçiminde aday olabilmek için arkadaşlar şunları söylüyoruz. Bir, o iş yerinin daimi çalışan olması gerekiyor. En az 3 yıldır o iş yerinde çalışıyor olması gerekiyor. Ve yine arkadaşlar en az e, ortaokul düzeyinde ne yapması gerekiyor? Eğitiminin olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Çalışan temsilcisi için aranan şartlarda bu şekilde ne yapılmış tanımlanmış. Son olarak şunu da verelim arkadaşlar. Ee, bir iş yerinde kaç tane çalışan temsilcisi olması gerekir diye baktığımızda dediğimiz gibi tamamen çalışan sayısına bağlı olarak ne yapılıyor belirleniyor. İşte 2 ile 50 çalışan varsa 1, 51 ile yüz çalışan varsa yüz 101 ile 500 çalışan varsa 3, 501 ile bin arasında çalışan varsa 4 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde 6 e, şey e, söyleyin altı tane çalışan temsilcisinin ne yapması olması gerekir diyoruz. Evet bu işin içerisinde biraz ezber var diyoruz arkadaşlar. E, onu da şöyle ifade ediyoruz. E, bazı konuları ne yapmamız ezberlememiz gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Mesela işte burada e, kaç talisman temsilcisinin olması gerektiği konusu arkadaşlar. E, bunları da artık ne yapalım? Bu işin içerisinde var arkadaşlar. Ezberleyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Peki e, bugünkü dersimizde bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. E, dediğim gibi inşallah sizlere faydalı olmuştur diyoruz. E, yine ben sizlere telefon numaramı verdim. Herhangi bir konuyla ilgili sormak istediğiniz konular olursa arkadaşlar lütfen bana ne yapın ulaşın şeyi tercih ediyorum WhatsApp üzerinden yazmanızı sormanızı tercih ediyorum çünkü ders programlarım olduğu için telefonla aradığınızda çoğu zaman açamıyorum arkadaşlar ama WhatsApp'tan yazdığında işte günlük ders programı bittiğinde arkadaşlar sonra şöyle bir vakit ayırıp kendime ne yapıyorum sizden gelenleri cevaplamaya çalışıyorum. Ee, tabii yoğun bir programımız, yoğun bir çalışma şeyimiz de var arkadaşlar. Mesela bugün bir kamp çalışması yaptık. Ee, bazı arkadaşlara notlar ulaşmamış. Dedi ki "Hocam notları gönderir misiniz?" Dedim ki ben de hani bir cevap olarak akşam göndereceğim dedim. Hemen yazmaya başlamışlar. Demişler ki hocam daha notları göndermediniz. Dedim ki ya bir durun. Ben saat 8.45'e kadar daha ders anlatacağım. Derslerimi bitireyim. Şöyle bir kendime geleyim. Ondan sonra ne yaparız? Göndeririz dedim. Ee, böyle bir program. Şimdi onlarla programın bittiğinde arkadaşlar diyor ki tamam hoca boşa çıktı. Öyle olmuş işte bazen yoğun programlar oluyor arkadaşlar. O yüzden bana WhatsApp'tan yazarsanız sevinirim. Ee, sorularınızı elimden geldiğince arkadaşlar cevaplamaya ne yaparım çalışarım diyorum peki e, sizlerle tanıştığımıza memnun oldum yine dediğim gibi sormak istediğiniz bir nokta olursa bana ulaşabilirsiniz ee, hepinizle vedalaşıyorum ee, işiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar ee, sağlıkla kalın e, mutlu olun hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere daha sonraki günlerde diyoruz. Hoşçakalın.